Hazırsak başlayabilirim. Herkese merhabalar. Biraz önce bir geleneğin bir süredir terk edildiğini görüyorduk, biliyorduk, duyuyorduk ve ne için bunu yaptıklarını da biliyorduk. Ama ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, bir iktidar partisinin genel başkanı doğrudan kendi talimatıyla ve herhangi bir mazerete sığınmaksızın grup toplantısını çarşamba günü yaptı ve bundan sonra da böyle devam edeceğe benziyor. Bu Türkiye siyasetindeki psikolojik üstünlüğün el değiştirdiğinin en önemli göstergesidir. 17 yıl boyunca salı günü önce grup toplantısı yapıp ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapmasına katlanabilen, ki bunlar biliyorsunuz gruplar arasındaki görüşmelerden sonuç alınamadığı takdirde kura yöntemiyle belirleniyor ve siyasi partilerin meclisteki varlıkları değişmeksizin grup toplantılarının saatleri de değişmiyor. Ama neden ben konuşuyorum, sonra onlar bize cevap veriyor? Önce onlar konuşsun. Konuşun Cumhuriyet Halk Partisi ile saatleri değiştirin. En sonunda da madem saati değiştiremiyoruz, günü değiştiririz. Biz bir gün bekleyelim, CHP'ye ertesi gün cevap verelim. İktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi artık iktidarın el değiştirmek üzere olduğunu, psikolojik üstünlüğün muhalefette olduğunu, ana muhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ne dediğini duymadan grup toplantısı yapamayacağını itiraf eder haldedir. Zaten bir fırsat bulup, yani bir günlük ziyaretleri salı gününe denk getirip çarşamba günü grup toplantısı yapmanın meraklısı olduğunu biliyorduk. Ama artık resmen grup toplantılarını çarşamba gününü aldılar. Bu meclisin bir geleneğini, bir oturmuş kuralını, kaidesini ve bütün partiler üzerindeki mütabakat olan, bütün partilerin üzerinde mutabık olduğu bir centilmenlik anlaşmasını CHP'den sonra konuşabilmek hevesiyle terk ettiler. Hava hoş, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu paniğin, bu rahatsızlığın ve böyle bir davranışla önce onlar konuşsun, bir gece düşünelim, çalışalım, hazırlanalım, biz onlara cevap verelim demelerinin memnuniyeti içindeyiz. Bunu memnuniyetle, tebessümle karşılıyoruz. Yapılan iş hoş bir iş değildir. Yapılan iş centilmence bir iş değildir. Ama yapılan iş içlerinde bulundukları paniği gösteren bir iştir. O açıdan da bunu takip ettiğimiz anketlerdeki rakamların Adalet ve Kalkınma Partisi psikolojisine etkisi olarak görüyoruz. Küçük ortağın da yakın zamanda kendi konuşmalarını perşembe gününe almayı, alabileceğini, önce büyük ortak konuşsun, Cumhur İttifakı'nın tavrı belli olsun, Cumhur İttifakı'nın tavrını Cumhurbaşkanı çarşamba günü söylesin, biz perşembe günü onu tekrar ederiz diyeceklerine de eminiz. Öyle ki kendi tabanlarında infial uyandıran, kendi milletvekillerine, kendi parti yöneticilerine tweetler attıran, partide infial uyandıran atamaları AKP'den daha iyi savunabilen bir ittifak ortağıyla, bir bakansız, sebepsiz ama güçlü bir koalisyon ortağıyla karşı karşıyayız. Bakanlıklarda yoklar, atamalarda nasırlarına basıyorlar ama ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı kendileri açısından son derece rahatsızlık veren bir atamayı bile atamayı yapandan daha çok, kraldan daha kralcı, reisten daha reisçi, saraydan daha saraycı bir tutumla savunabilmektedir. Gelelim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan grup konuşmasına. Ondan önce Mahir Ünal'ın dün NTV'de Sayın Genel Başkanımızı yanıtlamak ve eleştirmek için çıkıp küfre boğulduğu, Sayın Genel Başkanımızı yanıtlamak yerine hakaret ettiği, küfür ettiği o düzeysiz Mahir Ünal'ın konuşmasına, söylediklerine cevap vermeyi doğru bulmuyoruz. Mahir Ünal'ın seviyesi bugün yurdun dört bir yanındaki
depremlerle sallandığımız, huzursuz olduğumuz süreçte Kandilli'nin bildirdiği deprem seviyelerinin altındadır. Öyle 8 kilometre, 7 kilometre değil. Mahir Ünal'ın seviyesi dünya üzerinde herhalde magma tabakasını zorlayacak kadar derinlikte bir seviyedir. Tekrar etmekten hicap duyacağım bu kelimelere hak ettiği cevabı versem insan içine çıkamaz. O yüzden Mahir Ünal'ı kendi seviyesinde bırakıyor. Onun seviyesine inmiyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının dün ayrılırken yapmış olduğu, dünkü basın toplantısında yapmış olduğu kendisine sorulan soruda Fox TV'ye gösterdiği tepki gerçekten manidar. Fox TV diyor ki, söylediğiniz bir cümleyi, bir kelimeyi kullandığınız birkaç şehidimiz var orada ifadesini muhalefet eleştiriyor. Buna ne diyorsunuz diyor. Daha sonra da Fox Haber'in değerli muhabirini ve kanalı yalan haberle suçluyor. Konuşma belli, cümle belli, kelime belli, ifadeler herkesin önünde. Bunu AKP'nin ya da sarayın basın danışmanları ya da sarayın iletişim başkanlığının yandaş medyanın haberlerinden ayıklatması ya da kendi internet sitenize koymamanız bu sözün sarf edilmediği anlamına gelmiyor. Bunu haber yapana yalan haber diyenleri gerçekten ibretle not ediyoruz. Ama tam o sırada da yani kendi söylediği sözü sorana yalancısın diyene Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bir cevap veriyor. Diyor ki Türkiye ikili görüşme diyor ama Putin'le 5 Mart'ta Erdoğan arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, ikili temaslara yönelik konuşulmuyor. Ancak çoklu formatta bir görüşme üzerinde çalışıyoruz diyor. Şimdi uzun süredir Türk diplomasisi ve Türk dış politikası büyük bir güçlük yaşıyor. İkili görüşmeler yapılır, sonra açıklamalar yapılır. O açıklamalar arasında mümkün olan en az açığının olması iki ülkenin diplomatlarının görevidir. Ama bu açıklamaları iç politikaya yönelik olarak AK Parti'nin sözcüleri, sarayın sözcüleri bizatihi görüşmeyi gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan bir süredir öyle açıklamalar yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla Amerika'dan yapılan açıklama arasında dağlar kadar fark var. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla Rusya'dan yapılan açıklama arasında Karadeniz kadar fark var arada. Şimdi artık açıklamayı bırakın, ikili görüşme yapılması planlanıyor. Bu iki tarafın teyit edeceği bir şeydir. Burada açığa düşülmez. Burada açığa böyle koca koca devletleri bırakın. Burada açığa şirketler düşmez. Karşı tarafla teyit almadan bir şey söylemezsiniz. Siz ben Putin'le görüşeceğim diyorsanız karşı tarafın bunu teyit etmiş olması, bu bilginin sizde olması lazım. Teyit almadıysanız demeyeceğiniz ki karşı taraf size yok öyle bir şey deyip açığa düşürmeyecek. Biz utanıyoruz. Biz ülkenin ana muhalefet partisi olarak utanıyoruz. Biz Putin'le görüşeceğiz diyoruz. Onlar öyle bir şey planlamıyoruz. Çoklu format planlıyoruz diyorlar. Geçtiğimiz günlerde dikkatinizi çekmek isterim. Rusya'dan yapılan bir diğer açıklama. Türk tarafının talebi üzerine liderler telefonla görüştü. Bu ne demek? Benim seninle görüşecek bir şeyim yok. Sen benim peşimdesin diyor. Ve Türkiye'yi dünyaya rezil ediyor. Bu doğru bir şey değil. Rusya ile Türkiye telefonda görüştüyse bu daha önceden bu telefon görüşmesi diplomasisi yapılır. Böyle de terbiyesizce onlar istedik diye görüştük diye Türkiye'ye kimse hat ayar bildiremez. Ama bu nokta teyit alınmadan açıklamalar, görüşmek için ısrarlar. Görüşmüyorsa görüşmüyor. Görüşmenin diplomasisini, altyapısını yapamadıysan görüşme. Sen ısrarla görüşmek istiyorsun. Rus tarafı diyor ki onlar istedi diye görüştük. Böyle diplomatik ilişki olmaz. Türkiye'nin itibarını ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yok. İkinci görüşmeden sonra birisi başka bir açıklama, birisi başka bir açıklama yapılıyorsa o ülkeyle diplomatik ilişkilerin gidişatında ciddi sorunlar var demektir. Ya da siz bu dış politikayı iç politikaya alet etmek için
O görüşmelerin içeriğinde tahrifat yapıyorsunuz. Bu da Türkiye açısından yurt dışında itibar sarsıcı, içeride de utanç verici bir durumdur. Elde edilen kamu gücü bir partinin yararına kullanılmaya çalıştığı için oluyor bunlar. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olduğu için oluyor bunlar. AK Parti anketlerde düşüyor. Bir kahramanlık hikayesi yazmam lazım. Ona şöyle dedim, buna böyle dedim deyip içeriye konuşuyor. Hans'a diyemediğini Hasan'a demekten oluyor bunlar. Trump'a demediğini Turan'a duyurmaya çalışmaktan oluyor bunlar. Putin'e söylemediğini Pakize teyzeye anlatmaya çalışmaktan oluyor bunlar. Bunların hiçbir tanesini doğru bulmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadim dış politika geleneğine ve Cumhuriyet tarihi boyunca biriktirdiği uluslararası itibarına zarar veriyor bunlar. Doğru bir şey değil. Bunu bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Ve devamında elbette ağza alınmayacak dünya kadar ifade kullanıyor Recep Tayyip Erdoğan. Elbette bunlara söyleyecek sözlerimiz var. Birincisi, bana yaptığı teklife bak ya, sen daha Esed'i görmedin, görmediğin zaman biz onunla görüşüyorduk zaten ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük diye bir ifade. Birincisi, daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esad'la görüşmesini, onlara kurma yollamasını eleştiriyor. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, bu ülkenin yarısının kadın olduğu bir yerde 82 milyonu, 83 milyonu temsil ediyorum diyorsan kadınlardan utanacaksın. Şu kadem, kızının içinde olduğu kademe sor bakalım. Adam değilsiniz. Bunlar siyasetin dili değil. Adam olmak, erkek olmak, sözünün eri olmak, bu tip sözler Cumhurbaşkanı'nın kendi terbiyesine, kendi lügatına münasip olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti 83 milyondur. Böyle adam olmak gibi eril bir dili kullanırken dikkat etmesi gerekir, bunu yapmaması gerekir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Esad'a gerekli görüşmeleri yapmak üzere milletvekilleri yolladı. Gizlemedik ki. Sanki biz gizledik de gizli kameraya yakalandık gibi. Biz dedik diplomasiye gerek var diye. Hala söylüyoruz doğrudan Esad'la görüşmen lazım diye. Yoksa 4,5 milyon Suriyeli burada ve bu ülkenin kaynakları tükeniyor. Amerika elini taşın altına sokmuyor. Avrupa sokmuyor. 4,5 milyon Suriyeli burada ve son çare onları vatandaş yaparım da acaba bir seçim daha paçayı kurtarırım mı hesapları bir taraftan arka planda işliyor. İdlib'den 1,5 milyon kişinin gelmesi an meselesi ve burada halen daha Esad'la görüşme. Bir de diyor ki kurmayların görüştü. MİT müsteşarı Hakan Kifidan kimin kurmayı arkadaş? Moskova'da masaya sen mi oturdun? Biz mi oturttuk, sen mi oturttun? Hakan Fidan kurmayların görüştü diye Kılıçdaroğlu'nu suçlayana kadar Hakan Fidan'ın Esad'ın kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye baksan önce. Cibiliyet fukarası. Bu nereden çıktı şimdi? Niye söylüyorsun bu lafı? Bu lafı sen eskiden şimdi Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğun bir lidere söylüyordun. Nereden çıktı bize söylüyorsun? O zaman da yanlış söylüyordun, şimdi de yanlış. Siyasetin dili değil bu. Cibiliyetsiz, zürriyetsiz, cibiliyet, bunlar siyaset dili değil. Hayır, salı günü cevap veremeyeceğim, erken konuşmayacağım sonra. Dün gece oturdun bula bula bu küfrü mü buldun ana muhalefet liderine cevap vermek için? Ve APO'nun ortaklarıyla ortaklıkları var. APD'de beraber oturdular. Akıl alır gibi değil. Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Millet İttifakı'nı suçlayan, terörize eden, terör örgütleriyle birlikte isimlerini alan birisi. Ya bir de gidiyor ki APO'nun ortaklarıyla. Ya APO'nun bir tane ortağı varsa bizim, yani kamuoyunda bilinen son ortaklık ne? Son ortaklık 23 Haziran seçim ortaklığı. 806 bin farka gidiyor ya fark. Bunlar 13.300 farkı yediremediler, sindiremediler, seçimi kabul etmediler. İstanbul'un iradesini YSK'ya bozdurdular. İstanbullu dedi ki olmaz. Hak geçti. Ekrem İmamoğlu'na neredeyse 1 milyona yakın daha oy verdi. Gördüler bunu anketlerde. Ne yaptılar?
İmralı'ya birini yolladılar. O giden kişi ne aileden, ne avukat, ne bilmem ne ve Abdullah Öcalan'dan mektup aldılar. Devletin ajansına seçime 2 gün kala Abdullah Öcalan'dan mesaj okuttular. İstanbul seçimlerinde oy kullanılmasın, taraf farklı tarafta olsun. Doğrudan Binali Yıldırım'a destek. Yani APO'nun bir ortağı varsa senin zorundan Binali Yıldırım'a ortak ettiniz siz. APO'nun seçim kampanyasına katkı sağladı. Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasına. Bu da daha sonra İstanbullulardan ciddi tepki gördü. Daha önce İmralı'da masalar kurup İmralı'da Abdullah Öcalan'ın bulunduğu toplantılar, MİT'in bu toplantıları dokümante etmesi, ta İmralı'dan Kandil'e bu devletten maaş alan kişilerin mektup taşıması. Sen bunları hatırlamıyor musun da halen daha bunları unuttuğumuzu ve unutturacağımızı mı sanıyorsun da böyle basit şeylere gidiyorsun? Gazi Mustafa Kemal'in Trablus'ta ne işi var? Bir kere hani diploma var diyor, çok tahsilliyim diyor. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür. Trablus dediğin yer, bugünkü Libya, o günkü Trablus, Osmanlı toprağıdır, vatan toprağıdır o gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk oraya vatan toprağını savunmaya gitti. Sen ne yapmaya oraya bizim askerlerimizi ya da milli istihbaratımızın unsurlarını gönderdin de tabutlarını, cenazelerini, bir tanesini Aydın'da, bir tanesini Akhisar'da, albayı Aydın'da, koruması astsubayı Akhisar'da sessiz sedasız tel çelenkle ailesine bile göstermeden defnediyorsun da daha bunun arkasında orada neler olacak, oraya Özgür Suriye ordusunu taşıyorsun da biz ne dedik? Türkiye'nin Libya'da taraf olmasına gerek yok. Libya'da denge unsuru olmalıdır. Libya'ya barış gelmesini sağlamalıdır. Suriye'yi karıştırdın, bedelini ağır ödüyoruz. Libya'yı karıştırdın, Libya karışık, orada taraf oldun, açıktan rejimden taraf oldun, bu sefer orada bedel ödüyoruz. Tekrar ediyoruz, bizim misliyle karşılık vermeye değil, bir tane daha Mehmetçik kaybetmemeye ihtiyacımız var. Orada vurdular, misliyle karşılık verdik. Burada şehidimiz var, misliyle karşılık verdik. Misliyle karşılık vermek değil, şehit vermemek istiyoruz, çok net. Ve siyaset bir iddia koydu geçen hafta. Dedi ki saman attı, ithal ettiğimizi söylüyor, yalan söylüyor, iftiracı, ispat etsin dedi. Dün genel başkan hepinizin önünde, bütün kameraların önünde, koca koca zoomlu fotoğraf makinalarının önünde 2 metreden Türkiye'ye daha Şubat ayında ithal edilen samanı limanıyla, kilosuyla, ithal izniyle gösterdi mi göstermedi mi? Dün onu gördü. Yalancı diyordu, yok böyle bir şey diyordu, saman ithal etmedik diyordu. Bugün buna cevap, bu belgeler yalandır demiyor. Saman ithal etmedik demiyor, saman görünce onun diyor bilmem ne. Yani saman kafalı demeye getiriyor. Ya böyle cevap mı olur? Böyle cevap mı olur? Dün sana ana muhalefet lideri alıp da alnının ortasına saman ithalat belgesini çaktı mı? O zaman geçen haftaki sözünü çiğnemeyeceksin. Geçen hafta ne dediysen onun arkasında duracaksın veya susacaksın. Çıkıp da bu sefer de hakaret etmeye kalkmayacaksın. Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler belediyelerde görev yapıyormuş. Bütün vatandaşlarımıza bir hatırlatma ve bir rica. Bir hatırlatma ve bir rica. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen su faturalarını dağıtan çocukların, gençlerin gözünün içine bakın. İstanbul'da arabanızı İspark'a park ederken anahtarı sizden alan ya da size park yeri gösteren gencecik erkeklerin ve kadınların gözünün içine bakın. Bunlar Ankara'da Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını DHKPC militanları dağıtacak diyorlardı. Bunlar diyordu.
İstanbul seçimini eğer Ekrem İmamoğlu kazanırsa İst Park'ı CHP PKK'ya verecek diyorlardı. PKK'lılar araçları park edecek diyorlardı. Karşınızda PKK militanı görüyorsanız polisi çağırın. İst Park faturasını DHKPC militanı veriyorsa namuslu siyasetçidir Cumhur İttifakı'nda bu sözleri söyleyenler. Ama karşınızda siyasi görüşü ne olursa olsun tertemiz gencecik beyler bayanlar görüyorsanız bu yalan siyasetine artık dur deyin. Bu AKP ile MHP'nin anketlerdeki %40'ı da çok fazladır. Bu kadar açık yalanla siyasete tutunmaya çalışanların çaresizliği bu ülkenin çaresizliği değildir. Biz bunlara mahkum değiliz. Biz bunlara mecbur değiliz. Sizin istediğiniz gibi birileri bu ülkeyi yönetebilir. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın yüzü gülebilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle verilen yetkiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yazlık Saray'da, buraya Yazlık Saray yapıyor ya, buraya şu yeşil alanı tamamı çam ormanı. Tamamen sarayın büyüyüp genişlemesi için yapılacak yeni yapılaşmalara. Buraya neler yapacaksa, 300 oda var, 500'e mi çıkaracak? Yeni yapılaşmalara açılma izni verdi. İzni veren Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü, yetkiyi veren 1. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kendisi. Yetkiyi veriyor, burayı alıyor. Bu Okluk belinde Muğla'nın ciğeri burası. Hepimizin ciğerine Yazlık Sarayı hançerliyorlar. Ve bu şartlar altında vatandaşımıza hatırlatmamız gereken bir şey var. Bunlar Anayasa Mahkemesi aykırı bulduğu halde Ahlat'ta kışlık saray yapıyorlar. Kıyı şeridinin içine, yapılmaması gereken yere. Muğla'da bu güzelim koya yazlık saray yapıyorlar. Atatürk Orman Çiftliği'ne vasiyete rağmen kaçak sarayı böyle hançer gibi batırdılar. 1000 küsur odalı kaçak saray, kütüphanesi hepsi içinde. Ve burada dünya liderlerini ağırlayacakmış, bürokrasisini ağırlayacakmış, ailesi. Milletin mutfağında yangın var, bunların mutfak masrafı yok. Millet arabaya ateş pahası, benzin, mazot koyamıyor. Bunların mazot, benzin, ulaşım, uçak masrafı yok. Bunlar uçan sarayla geziyorlar. Onu da Katar'dan tank palete karşılık jest olarak aldılar. Siyasi rüşvet olarak aldılar. İşsiz sayısı 700 bin arttı. 7 milyon 677 bin kişi işsiz. Bu işsizlerin 5 milyon 114 bini 15 ila 29 yaş arasındaki gençler. Devletin borç yükü 1 trilyon 336 milyar. Son 3 yılda devletin borcu 500 milyar daha arttı. Yani 800'den 1300 trilyona çıktı. 800 milyardan 1.3 trilyona çıktı. Milletin boğazından kısıp askeri ücretlinin ekmek parasından kısıp faizle borç alıp saray yaptırıyorlar. Faiz ödüyoruz. Faizle borçlanıp saray yaptırıyorlar. 3 yılda 100 milyardan fazla artarak 617 milyar TL'ye çıktı vatandaşların bankalara olan borcu. 3 yılda 100 milyar bankalara borçlandı vatandaş. Ama Damat İstanbul'a kanalın etrafındaki arsalar değerinde 75 milyar para var. Ama Yazlık Saray'a para var, Kışlık Saray'a para var ama vatandaşa para yok. Toplam icra dosyası 20 milyon 553 bin. Sadece 1 Şubat'la 23 Şubat günleri arasında UYAP'a yeni 1 milyon 300 bin icra dosyası geldi. Bu ayın başından itibaren 1 milyon 300 bin. 83 milyonun içinde çocuğu var, yaşlısı var.
hane sayısını düşünün. Son bir ayda neredeyse Türkiye'deki her 15-20 haneden birine ve Türkiye'deki 4 kişiden birinci, ikinci derece yakınına icra geldi, icra. İcra dosyaları burada ve doymuyor. Daha çok ağaç keseceğim, daha çok oda yapacağım. Daha büyük saray yapacağım. Kışın Atatürk Orman Çiftliği'nde, yazın Muğla'da Okluk Belinde, kışın canı istediğinde gidip Ahlat'ta, bunların arasında tepede uçarken uçan sarayda. Fakir fukara ne yapıyor, bunlar ne yapıyor? Hiçbir masrafları yok bu ailenin. Hepimizin sırtından, emeklinin, emekçinin sırtından geçinip bu işleri yapıyorlar. Tabii temel rahatsızlık, en temel rahatsızlık. Tutmuş Cumhuriyet Halk Partili belediyelere sayısız iftira atıyor. Yok terör örgütleri, biraz önce söyledim. Seçimden önce attıkları yalan ortada. Devlet elinde ya. Terör örgütünün mensubu belediyede çalışıyorsa, zaten belediyede birini işe almak için prosedürler belli. Temiz kağıdı alınıyor. Güvenlik soruşturması düne kadar takır 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 hepsinin zaten fazlasıyla yapılıyor. Zaten elinizdeki bütün MIT kayıtlarında her şey var. Terör örgütünün elinde olsa gidip onları toplayıp gelmez misin sen? Toplamıyorsan senin elin armut mu topluyor? Ama yalan. Böyle bir şey yok. Ama rahatsızlık çok. Neden? Yalova Belediyesi. Diyor ki geçen gün. Yani insan duymaya utanıyor, söylemeye utanmıyor. Gördünüz diyor, CHP'li diyor, nasıl diyor yolsuzluk yapmış. Yalova Belediyesi'nde yolsuzluğu devlet adına denetim yapan Sayıştay bulamamış. Sayıştay bulamamış. Kim bulmuş? Yalova Belediyesi'nin iç denetçisi. Kime söylemiş? Yalova Belediye Başkanı'na. O ne yapmış? Hemen suç duyurusunda bulunmuş, işlemi başlatmış ve bir yolsuzluktan haberdar olduğu anda kapatmaya çalışmamış. Ayakkabı kutularının kapaklarını kapanmıyordu paradan. FETÖ'cüler koydu dediniz, faizinden geri aldınız. Bakanlar hırsızlık yapan kardeşimse kolunu keserim diyen Davutoğlu'nun kafasını kestiniz. Aşağıda Yüce Divan'a sevk olmasın diye. Yalova Belediyesi kendi buluyor, gizlemiyor. Ortadan kaldırmaya çalışmıyor, ihbar ediyor. Ve esas sıkıntı şudur. CHP'li belediyelerde yandaş vakıflara para yok. Yandaş dernekleri beslemiyoruz. Milletin kanını emen AKP'nin siyasetine göre kindar dindar nesil yetiştirecek vakıflara, AKP'nin çiftliği yapılmış derneklere, onun üzerinden bilmem nerelere uçan buharlaşan paraları, cumhuriyete husumetli bir nesil yetiştirmek için çabaları, İstanbul'un, Ankara'nın seçmeni dur dedi kardeşim. Dur dedi. Daha fazla kanımızı emmeyin. Sorun burada. Recep Tayyip Erdoğan'ın siniri de, Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi de burada. CHP'li belediyeler tertemiz yönetmeye, doğruları yapmaya, sizin o milletin kanını emmeye alışmışların da o gelir damarlarını kurutmaya devam edecekler. Hapırsanız da köpürseniz de. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Süremiz de herhalde sonlandı. Çok kısa soru varsa cevaplayıp çıkayım. Kaç oldu, saat de yok onun. Böyle bir saçmalık olmaz. Vatandaştan depreme yönelik evini dönüştürsün diyeceğine, İran'daki depremden sonra Van'da yıkılan evlere bir gitsin. O vatandaşlara bir baksın. Biz heyetimizi yolladık. 3 kişi gitti baktı. Fakirlik, fukaralık, çaresizlik paçalardan akıyorken o vatandaş bunu yapamaz. Ama o vatandaş yerine o işi burası yapar. Dün dedik ki
deprem araştırması için bir komisyon kuralım. Bu komisyon özellikle çok önem verdiğimiz jeoloji mühendisleri odası diyor ki fay kanunu çıkarmalıyız. Fay hattının üzerinde ve yakınında olan kötü yapı stoklarını, kötü evleri, kötü köyleri mutlaka taşımalıyız. Bu devletin gücüyle olur. Vatandaşın gücüyle olmaz. Sen çamaşır asarken arkasına bir bakmış, ev hamur gibi çökmüş, dört evladını ve eşini yutmuş. Kadın elindeki çamaşırla o kerpiç evin önünde açıkta kalmış. O vatandaşa diyor ki her şeyi devletten bekleme diyor, sen yap. Nasıl yapsın? Çorbayı kaynatacak parası olmayana evini fayın dışına taşı diyorsun. Jeoloji derhal bu mecliste tüm partiler bu komisyona katkı sağlamalıdır. Bu komisyon fay kanununu da dile getiren jeoloji mühendisleri odası ve tüm bilim insanlarını dinlemelidir. Gerekeni yapmalıdır. Bu konuda da her şeye saraylara para bulanlar, kanallara para bulanlar deprem faciasından gariban vatandaşı kurtarmaya da para bulmalıdır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.